Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni gelişmelerle karşınızdayız. AK Parti il teşkilatları 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekilliği genel seçimleri için dört bir koldan sahada. AK Parti Aksaray Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat seçim çalışmaları kapsamında mahalle muhtarlarının da işbirliğiyle AK Parti Aksaray milletvekili adaylarını ve belediye başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı mahallelerde vatandaşlarla buluşturuyor. 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Selçuklu Mahallesi'ni ziyaret eden AK Parti heyeti mahalle sakinlerine seslendi. 24 Haziran seçimlerinin önemini ve farkını anlattı. Mikrofonu vatandaşlara uzatarak vatandaşlara söz hakkı tanıdı, soruları cevaplandırdı, sorun ve sıkıntıları dinledi. Çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Mahalle toplantısında vatandaşlara seslenen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, mahallelere götürdükleri hizmetlerle ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan sosyal yardımlar hakkında bilgiler verdi. İlk zamanlarda biz bunu koli şeklinde yapıyorduk. Ne yapıyorduk? Koliler geliyordu vatandaşlarımız, belediyeyi ziyaret ediyorlardı. Biz ihtiyaç sahibi olup olmadığını keşfettikten sonra bunu nasıl yapıyorduk? Evlerine gidiyorduk. Diyelim ki evlerinde hakikaten çok fazla ihtiyaçları var. İlk bu ihtiyaçları karşılamak suretiyle onların isteklerini yerine getiriyoruz. Ama sonradan bu sene şuna döndük. Artık bir kart veriyoruz. Sizler bize başvuruyorsunuz ihtiyaç sahipleri olarak. Biz sizlerin evine geliyoruz. Evinizi baktıktan sonra, ihtiyaçlarımızın durumuna baktıktan sonra o kartın içerisine 100 lira, 150 lira, 200 lira civarında bir para yüklüyoruz. Sizler de onu marketten gidip harcama suretiyle evinizin ihtiyacını alıyorsunuz. Başkan Yazgı, AK Parti ile simgeleşen Rabia işaretiyle 24 Haziran'da Aksaray'da 4 AK Parti milletvekili adayına destek istedi. Geçen biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız geldi. Bitirde çok güzel konuşmalarını yaptı. Şehrimize müjdelerini de verdi. Ve 24 Haziran'da ne kadar önemli bir seçime gireceğimizi bir kere daha söyledi. Benim sizlerden ricam ve isteğim, biliyorsunuz bizim bir sembolümüz var, bir Rabia'mız var. Bizim dörtle gösterdiğimiz böyle Rabia'mız var. Bizim de Aksaray'ımızın güzel tarafı dört tane vekilimiz var. Dört tane vekilimiz ve dördünde inşallah 24 Haziran'da sizlerin de desteğiyle, sizlerin de dualarıyla, sizlerin bizlerin yanında olması suretiyle inşallah hepsini Aksaray'a göndereceğiz. Tabii ki Cumhurbaşkanımız, bizim başkanımız olarak biliyorsunuz iki tane pusulamız olacak. Bir tanesi vekillerimizin kullanacağı pusula, vekillerimizin de yapacağımız pusula. Bir de Cumhurbaşkanımızı seçeceğimiz pusula. Bu iki pusulada inşallah hem Sayın Cumhurbaşkanımızı hem de AK Parti'mizi destekleyerek sizlerin dualarını ve desteğini alarak yine her zaman yaptığımız gibi Türkiye'de rekor kırarak en iyi noktalarda temsil edeceğimizi düşünüyorum. Mahalle sakinlerine 24 Haziran seçimlerini anlatan ve soruları cevaplayan AK heyet, hep birlikte el ele mahalle mahalle dolaşarak geleceğimiz için durmadan yola devam edeceğiz dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili adayı İlknur İnceöz, eğitimden sağlığa birçok alanda Aksaray'a yapılan hizmetleri anlattı. Sizlerin verdiği destekle daha büyük yatırımlara imza atmaya devam edeceğiz dedi, oy istedi. 24 Haziran'daki seçime gerçekten çok az bir süre kaldı. Burada birçok gönüllü kardeşim var. Bu ülke bizim ülkemiz, bu şehir bizim şehrimiz. Ve hepimiz medyadan, orada bir şekilde basın yayından, sosyal medyadan da takip ediyoruz. Türkiye'nin gönüllü gerçekten çok sağlık. Önümüzde koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmeyi ve ailesine kararlılıkla yürümeye, birlik ve beraberle ülkemizi 2023, 2053, 2071 hedeflerine bir ve beraber olarak taşımaya hazır mıyız değerli? Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel mahalle iftarları coşku ve teveccühle devam ediyor. Mahalle iftar sofrası bu kez Pamucak Mahallesi'nde kuruldu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı gönül sofrasında bu kez Pamucak Mahallesi'nin sakinlerini ağırladı.
İftar saatinden önce iftar alanına gelen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, masaları tek tek gezerek vatandaşları selamladı, vatandaşların yaklaşan mübarek Kadir Gecesi'ni ve bayramını kutladı. İftar saatinden önce alana gelen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve beraberindekileri Pamucak Mahallesi Muhtarı Saffet Ergün karşıladı. Ezan saatinden önce kısa bir konuşma yapan Başkan Yazgı, iftar sofralarımızdaki dayanışma, kaynaşma ve paylaşma ruhu bizleri mutlu ediyor. Rahmet ve bereket ayında gönül sofralarımızda bereketi paylaşmak, dostluğumuzu ve kardeşliğimizi pekiştirmek için bir araya geldiğimiz iftar programlarımızda 7'den 70'e bizleri yalnız bırakmayan sizlere teşekkür ediyorum diyerek duygularını dile getirdi. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul etsin inşallah. Ramazan'ın huzurunu, bereketi, mutluluğunu sadece Ramazan ayında değil, Ramazan ayından sonra da inşallah devam ettirsin. Ama ben şunu fark ediyorum, Ramazan ayının o kadar güzel bereketi var ki. Şimdi bu mahalle iftarlarımızı ben çok seviyorum. Yaklaşık 4 sene oldu göreve başlayalı. Ve 4 senedir de hep dışarıda iftarlarımı sizlerle beraber yapıyorum. Bunun güzelliğini, bunun mutluluğunu, bunun hazzını başka hiçbir yerde bulamıyorum. Dolayısıyla sizler geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki hep beraber yapıyoruz. Bu Ramazan'ın güzelliğini, bereketini bu sofralarda paylaşıyoruz. Ve şimdi bu sofralarda sizlerin arasında dolaşırken 7'sinden 70'ine birçok hemşehrimizi burada bir arada görüyoruz. Yine aynı zamanda burada üniversiteden öğrencilerimiz var. Kimisi daha yeni başlamış, kimisi daha devam ediyor. Onlarla beraber iftar açmak da gerçekten çok güzel bir mutluluk. Yaklaşık 25 bin tane öğrencimiz var. Onlar hepsi bizim emanetimiz. Onlara da teşekkür ediyoruz. Onlara da Allah razı olsun diyoruz. Geldiler bu soframızda, beraber oldular. Aksaray'ımıza 4 sene boyunca vakit geçirdiler. Buralarda bizlerle beraber oldular. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Şunu görüyorum. Biz hangi düşünceden, hangi fikirden olursak olalım, hep beraber bir sofrada bu ezanı bekliyoruz ya, o ezanla beraber bu oruçlarımızı açıyoruz ya, en güzel mutluluk bu olsa gerek. Rabbim bu tadımızı, bu huzurumuzu, bu birliğimizi, bu bütünlüğümüzü bozmasın. Tekrar geldiniz, yine birinize çok teşekkür ediyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Ezanın okunmasıyla birlikte binlerce vatandaş orucunu Aksaray Belediyesi'nin iftar menüsüyle açtı. İftarda sohbetler edildi, dualar yapıldı. 2017-2018 eğitim öğretim yılı sona erdi. Öğrenciler ve eğitim camiası için 3 aylık yaz tatili başladı. Aksaray'da 83 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Biz de Aksaray Belediyesi ailesi olarak öğrencilerimize iyi tatiller diliyoruz. Aksaray'da okul öncesi ilkokul, ortaokul, liselerle açık öğretimde eğitim gören 460 okul ve eğitim kurumundan toplam 83 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. 2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla tüm Türkiye genelinde karne heyecanıyla birlikte öğrenci ve öğretmenler için yaz tatili başladı. Aksaray genelinde 620 idareci ve 4581 öğretmenle birlikte 83 bin öğrenci 3 aylık yaz tatiline girdi. 8 Haziran Cuma günü sona eren 2017-2018 eğitim öğretim yılının ardından Milli Eğitim Bakanlığı 2018-2019 çalışma takvimini yayınladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak, 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 17 Eylül 2018 tarihinde başlayacak birinci dönem 18 Ocak 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler ve eğitim camiası böylelikle 15 tatile girmiş olacak. İkinci dönem 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek. Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Biriminin başlattığı ve Türkiye genelinde büyük destek gören Suriyeli kadınların özel ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan iyilik tırı Aksaray'dan yola çıktı. Suriyelilere yönelik hazırlanan 28. iyilik tırının yola çıktığını vurgulayan Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Önder Özkan kampanyayla ilgili bilgiler verdi. Aksaray İnsan Hak ve Hürriyetleri Derneği öncülüğünde kadınlara özel, içinde insani yardım malzemeleri bulunan 28. tır Suriye'ye gönderildi. Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Biriminin başlatmış olduğu kampanyayla Suriye'de bulunan kamplarda yaşayan kadınların özel ihtiyaçlarına yönelik paketler tıra yüklendi.
Kadınların özel ihtiyaçlarına yönelik temin edilen yardım paketlerinin yanı sıra Aksaray'dan yola çıkan 28. İyilik Tırı'nda Aksaray Arıcılar Birliği'nin bağışladığı ballarla birlikte ayakkabı ve çeşitli kıyafetlerle bulunmakta. Suriye'ye yardımların süreceğini vurgulayan Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Önder Özkan, bizzat Afrin bölgesine mağdur insanlara ulaştırılan iyilik tırlarına yüklenen yardımlar için herkese teşekkür etti. Bugün 28. iyilik tırımızı Afrin'e gönderiyoruz inşallah. Tırın içerisinde kadın hijyen paketi çoğunlukla bulunuyor. Türkiye genelinden hanım gönüllerimizin de destek verdiği bir tırdır bu. Bununla birlikte Arıcılar Birliği'nin bağışladığı bal da bunun içerisinde. Afrin'e gönderilmek üzere bağışladılar. Allah kabul etsin. Ve son olarak da kıyafet ve ayakkabı gönderiyoruz. Allah hayırseverlerin yardımını kabul etsin. Şu zor zamanlarda Ramazan mübarek gün yine bir tır gönderme mutluluğu içindeyiz. Herkese teşekkür ederiz. Aksaray Belediyesi, belediyeye borcu olan vatandaşların borçlarını taksitle ödeyebilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gelerek borçlarını yapılandırma çağrısında bulundu. Aksaray Belediyesi'nden belediyeye borcu olan vatandaşlara borçlarını yapılandırma çağrısı. Mali Hizmetler Müdürü Mesut Çelik yaptığı açıklamada, kamuoyunda borçların yapılandırması olarak bilinen 7143 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun, 18 Mayıs 2018 tarihli ve 3425 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın belediyeleri ilgilendiren birinci maddesinin G bendine göre vadesi 31.03.2018 tarihinden önce olan ve 7143 sayılı yasayla belediyemize borcu olan vatandaşlara borçlarını yeniden yapılandırma fırsatı sunuluyor. Belediyeye borcu bulunan mükelleflerin kanundan faydalanmak için doğrudan Aksaray Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekiyor. 2 ayda bir ödemenin öngörüldüğü yeniden yapılandırmada 6 taksit 12 ay vade, 9 taksit 18 ay vade, 12 taksit 24 ay vade ve 18 taksit 36 ay vade seçenekleri bulunuyor. Belediyemize borcu bulunan vatandaşların ileride çeşitli sorunlarla karşılaşmamaları için yeniden yapılandırmadan faydalanmalarını tavsiye ediyorum dedi. Aksaray Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yeniden yapılandırma, emlak, ilan, reklam, su, iş yeri çevre temizlik vergisi, işgaliye harcı ve kanun kapsamına giren diğer alacakları kapsamakta. Yeniden yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşların 31 Temmuz 2018 tarihi mesai bitimine kadar Aksaray Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Yeni günde yeni gelişmelerle tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.